Evet, değerli Cennet Toprakları izleyicileri, efendim e, şu an Ordu'dayız. Yanımızda üretici ve aynı zamanda Ordu Arıcılar Birlik Başkanı Akı Bey var. E, kendisinden önce bir e, arı üreticisi olarak arıların sorunları nedir? Bunlarla ilgili bilgiler alacağız. Efendim e, her şeyden önce bir üreticisiniz. E, arıcılar ne zaman başladınız, nasıl başladınız? E, bize biraz bu süreçten bahseder misiniz? Tabii ben aracılık baba mesleği, baba, babadan kalma bir meslek. 1987 yılında başladık. Hala da arıcı, aktif olarak arıcılığımıza devam ediyoruz. Gerçekten yani geçmişten beri yaşanan sıkıntılarımız vardı. Biz 2008'den beri işte işin içindeyiz. Yani e, bu sorunları bilerekten bu göreve talip olduk. Gerçekten arıcılarımızın yaşadığı sıkıntıları birebir kendimde çektiğim için yani e, bu göreve talip olduk. Gerçekten şu anda da başkanlık yaparaktan arıcılarımızın sorunlarını tabii ki çözmeye çalışıyoruz. En biz zaten arıcılıkta en büyük sıkıntı pazarlama sıkıntısıydı. Pazarlama sıkıntısını da gerçekten bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. Yani her yıl işte ihracatlar yapıyoruz. Arıcılarımızdan bal alıyoruz. Birlik olarak bir TMO tam, görevi yapıyoruz. Yani bu bağlamda da e, hem arıcılarımızın elini rahatlatıyoruz. Biz biz de hem de görevimiz gereği arıcılarımıza hizmet etmiş oluyoruz. Arıcılarımız gerçekten zor şartlarda üretim yapıyorlar. Doğadan sofrayı en değerli besin maddesini üretiyorlar. Yani memleketinin 45-50 tane elinde 3500 tane aktif aracımız e, üretim yapıyor. E, zor şartlarda belki yılanın çıyanın içinde zor şartlarda ama e, gerçekten pazarlamada yaşadığımız sıkıntılar vardı. Biz onları açmaya çalışıyoruz birlik olarak. Hani e, bundan sonra da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yani aracılarımızın çektiği sıkıntıyı tabii ki yani iyi ben de biliyorum. 500 tane kovanım var, aktif aracıyım. Hani e, ne her ne olursa olsun e, elimizden geldiğince gayretli bir şekilde aracılarımı, aracılarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yani genel olarak baktığımızda e, sezonun başı yani geçtiğimiz senelerde bu zamanlarda bir nebze daha üretim anlamında daha iyiydi ama bu kış şartlarından dolayı bu sene e, biraz bir ay geriden gidiyoruz. Yani e, 1990'lardaki yıllara geri dönmüş vaziyetteyiz. İlk aracılığa başladığımız yıllara. Ama inşallah e, sezondan beklentimiz gerçekten yüksek. Yani i̇nşallah e, memnun bir şekilde sezonu tamamlarız. Efendim aracılık hakikaten meşakkatli bir iş. Sürekli göçüyorsunuz, yer değiştiriyorsunuz, nakliyesidir, arı ölümlen, ölümleridir gibi, kışın beslemesi gibi. Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz efendim? Bu arıcılığın bu meşakkatli e, zorluklarından da değerli izleyicilerimize de biraz bahseder misiniz? Şimdi tabii ki arıcılık gerçekten dediğiniz gibi meşakkatli bir iş. Şey. Yani bölge bölge geziyoruz. Yani bazen sezonda 4-5 tane yer değiştiren arıcılarımız var. Yani Tabii ki son dönemde nakliye ile ilgili yaşadığımız işte sıkıntılar var. Gerçekten e, daldı başına başını gidiyor. Girdi maliyetleri bu sene gerçekten arttı. Yani aracılarımız şu anda ne yapacağını kara kara düşünüyorlar aslında. Yani mazotun bu artışı gerçekten bahar beslemesinde şekerde yaşadığımız sıkıntılar bir nebze olsun çözülmeye çözülmeye çalışılıyor. İlimizin vekilleri ve bakanlık tarafından. Biz bu bağlamda da onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sıkıntılar ortadan kaldırılması lazım. Sonuçta e, orduda 3500 aracı yanında iki tane de eleman çalıştırıyor. E, gerçekten burada 10.000 kişi de aracının e, aracın, geçimini aracıktan sağlıyor. Yani e, bunların hep düşünülmesi lazım. Şimdi bizim yanımızda çalışan elemanlar gerçekten bir asker ücretin iki katına çalışan elemanlar. Yani e, biraz daha böyle işte e, bakanlığımız tarafından bize destek verilmiş olsa nakliye desteği olabilir. Zaten Kovan başına aldığımız desteklemeleri var ama bu yeterli değil. Yani gerçekten biraz daha destek verilirse işte mazot desteği olabilir, farklı destekler olabilir. Gerçekten bizim elimiz kolumuz rahatlar. Arı arının mucizesi gerçekten bitmiyor. Tabiat için çok önemli, özellikle de besin zincirinde, insan sağlığı için arı çok önemli organik bir e, ürün. Ve şimdi arı ürünleri çeşitleniyor. Artık öncesi eskiden sadece bal vardı ama şimdi evet. bunun yanında artık Poleni, popülüsü çıktı, zehiri çıktı gibi pek çok türevleri çıktı. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar e, önünüzü açan gelişmeler mi efendim? Şimdi tabii ki arı sadece baldan ibaret değil. Zaten doğadaki yüzde %30'unu sağlıyor. En önemlisi de bu zaten. Bir de tabii ki diğer arı ürünleri var. Polen, propolis, arı sütü. Pandemi döneminde gerçekten bunların ön plana çıktı. Yani i̇nsanlar artık arı ürünlerinin gerçekten daha insana faydası olduğunu bu dönemde anlaşıldı. Yani bazı firmalar var. Gerçekten bu yönde çalışmalar var. Biz bu firmalara da teşekkür ediyoruz. Arı ürünlerine çalışan firmalara. Biz de mesela polen işte son dönemde il Müdürlüğümüz tarafından, Tarım Bakanımız tarafından bize verilen polen desteklemeleri vardı. İnşallah bu yine devam edecek. Yani diğer şeylerde olduğu gibi bu bunlar da ön plana çıkmamız gerekir. Biz mesela dünya arı sütünün işte 20 bin ton ülkemizde harcanıyordu. Yani biz ithal ediyorduk ama şu anda artık 10 bin lira 10 tonlara düştü. Üretim gerçekten üretmemiz lazım bir şekilde. Üretime de devam etmemiz lazım. Ya üretelim ki yani elimiz güçlensin. Yani diğer biz niye böyle bir imkan varken ülkemizde 8 milyonların kovanı varken niye diğer adımdan ithal edelim? Yani ihraç edecek duruma gelelim. Hepsini biz dünyanın her tarafına satalım. Hem üreticilerimizin eli güçlenir hem de birliklerin daha ön plana çıkar. Bakanlığımız da bu konuda zaten gerekli desteklemeleri sağlıyor. Yani işte bu böyle devam ederse de biz üretmeye devam edeceğiz. Aracılarımız da farklı ara ürünlerinde gerçekten üretecekler. Bu alanda da tabii ki üretim elimiz güçlenecek. Peki efendim 4-5 farklı yere göçüyoruz dediniz. Bu göç nasıl yaşanıyor? Nerelere gidiyorsunuz mesela siz ordudaki arıcılar olarak? Hangi bölgelere daha yoğunlukta gidiyorsunuz? Hangi sezon gidiyorsunuz? Şimdi bizim ilkbaharın arıcılarımız Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Hatay işte Tokat, Amasya işte e, Çorum gibi bölgelerde işte Ordu merkezinde Samsun bölgelerinde olan arıcılarımız var. Yani Urfa'da olan bir arıcılarımız var şu anda bizim. Yani e, şu anda arıcılarımız bahar, bahar için hazır yaylalar için hazırlıklarını yapıyorlar. Bahar, bahar için arılarını yetiştiriyorlar. Alt, e, 4. ayda e, göç başladığında ilk etapta Diyarbakır'a giden arıcılarımız var. Güneydoğu'ya giden arıcılarımız var. Şimdi e, bu Güneydoğu'ya giden arıcılarımız daha sonra yüksek rakamlı yaylalara çıkacaklar. Erzurum gibi işte Hakkari gibi, Van gibi, Kars, Ağrı işte o bölgelere Erzincan, e, Yozgat yani Ankara işte farklı bölgelere bizim e, ordu aracısı 3500 yüzüm aktif aracımız var. Türkiye'nin e, yani en azından 45 tane 45-50 tane ilinde 7. ayda ordu aracısını mutlaka görürsünüz. Yani çok farklı bölgelere gidiyoruz ve en son arıcılarımızın güz döneminde çam balı üretimim var. Ama son iki senede gerçekten şu yangınlardan dolayı falan sıkıntılar oldu. Üretim anlamında biraz sıkıntılar yaşadık. Ama inşallah bu sene çam üretim alanlarında da gerekli şeyler olur, basra olur da arıcılarımız da hem geçim açısından da bir nebze daha oradan da faydalanmış olurlar. Çam üretimi zaten %90'ı bizim ülkemizde. Yani, e, mutlaka çam balı üretimini e, bizim de yapmamız ve da ihraç etmemiz lazım. Şimdi bizim arıcılarımızın büyük bir bölümü petekli bal. Petekli balı da dünyanın birçok ülkesine satıyoruz zaten. Yani yüz, yaklaşık ordu aracısı e, TÜİK verilerine göre 18 bin ton bal üretiyor. Tabii ki TÜİK'e girmeyen, kendisini balına harcayan, kestane üretimi yapan arıcılarımız var. Ben bunun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten ordu aracı, ordular bu anlamda e, belirleyici oluyorlar ve bal üretiminde de gerçekten kalite anlamında da hiçbir sıkıntımız yok. Yani bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Üretim aşamasında da ordu bildiğim kadarıyla Türkiye'de en önemli illerden bir tanesi bal üretiminde. Tabii ordu, biz dünyada 112'den daha fazla bal üretimimiz var. Yani Kovan başına bizim üretimimiz belki bazı illerde TÜİK'te 17 kilo ama biz gezginci olduğumuzdan dolayı işte bu Akdeniz'de narenciye balı, daha sonra işte diğer Güneydoğu'da Üşkül balı, yüksek rakamlı yaylarda çiçek balı, en son Muğla'da da Çam balı üretimi yaptığımız için yani ben bizim üretimimizin en az TÜİK'in dışında tutulmasını ve en az 30 kilo olduğunu inanıyorum. Peki efendim, balların bu anlamda yani çiçek balıdır, keven balıdır gibi bal çeşitlerinde bir ne fark var efendim? Yani bu üretici bal almaya gidiyor, işte çiçek balı diyor, kozalak balı diyor gibi... Ya bu ne fark var efendim? Şimdi tabii ki şimdi burada e, ballara şöyle düşünmek lazım. Yani e, şu balı bu balı değil de gerçekten arının yaptığı ballarla ilgili bizim bir sıkıntımız olmaz. Arı tabii ki bölge bölge o bölgedeki e, çiçeğin nektarına göre gidip e, bal alıyor zaten. Yani balı da sonuçta bizim için yapmıyor. Tabii ki kendi yavrularını beslemek için taşıyor ama biz bunu e, yani ekonomiye bir katkı oluyor sonuçta. Ekonomiye dönüştürüyoruz. Ya yani şimdi bu şekilde buna bir şey olarak bakmak lazım. E, Ege bölgesindeki işte tüketicinin tamamı belki çambalına yöneliktir. Doğu ve Güneydoğu'daki şeyler baktığında hani petek balı daha fazla gider. İşte bizim bölgemizde Karadeniz'de kestane balı ağırlıklıdır, çiçek balı, çiçek balı süzme çiçek balı şey yapar. Yani Batı Karadeniz'de de ağırlıklı olarak genelde kestane balı vardır. Aslında yöre yöre bu damak tadı olarak değişiyor yani şey olarak. Evet. Evet. Peki efendim bunun. Ee, ekonomik geçimini aracı özellikle kışın neler yapıyor? Mesela biliyoruz bunlar araların beslenmesi gerekiyor. Yani bu noktada birazcık son dönemlerde kamuoyunda işte yok şeker veriliyor, yok tatlandırıcılar veriliyor gibi bir takım söylemler var. Bunun doğrusu nedir efendim? Şimdi tabii ki bu bağlamda şöyle düşünmek lazım. Yani bizim arıcılarımız 8. ayın sonlarında aradan fazlalık ballarını alıyorlar. İçinde yiyeceği bir balı bırakıyorlar. Sonuçta doğadan getirdiği balı alıyorlar. Şimdi 2. ayın 15'ine kadar da o içinde balı zaten tüketiyor. Bizim baharın mutlaka arıya bahar beslemesi yapmamız lazım. Bahar beslemesi de ne olur? Şekerli olur sonuçta. Yani şeker araya bir şeker beslemesi yapıyoruz ve Mayıs ayından sonra zaten farklı bir beslemeye de yönelmiyoruz zaten. Şimdi bunun farklı bir şekilde çekilmesine gerek yok. Bahar beslemesi olmazsa şu anda arılar mesela bu sene bir şey gittiği için şu anda mart ayı geldi. Bizim normalde ikinci ay belki bundan 10 sene boyunca arılarımızı iki, ikinci aydan itibaren bakıma başlamıştık. Birkaç gün sonra da belki bölüm anlamında bir şeyler yapabilirdik. Ama bu sene gerçekten hava şartlarından dolayı çok istediğimiz gibi gitmedi ve gerçekten bu sene de arı ölümleri bir nebze daha fazla yani baktığımızda belki her armanda belki %10 olması gereken arı ölümü şu anda yani %25'lere falan çıktı. Ya bu şeker mutlaka olmalı. Yani bu şekilde bu şeker olmazsa bizim arılarımızın beslememiz, e, bahara hazırlamamız yani bir nevi işte e, biz arılarımızı aslında e, savaşa hazırlıyoruz. Yani güçlendiriyoruz. Evet. Yani savaş Arı petekte ne kadar fazla arı olursa, ne kadar güçlü olursa, 3'cü tarihle sezona gidersen hiçbir şey yapamazsın. Ama on tarihte gidersen o aradan belki 25-30 kilo bal alabilirsin. Yani bunu da düşünmek lazım. Evet. Peki efendim yine bir bilinen bir gerçek işte. Ya işte bu bal gerçek mi, değil mi? Yok arayı beslemediler, şeker verdiler. Gibi bir söylem var efendim. Arı e, şeker yerek bal yapar mı? Her şeyden önce onu sorayım efendim. Şimdi tabii şeker yiyerek bal yapar mı? Biz, biz bugün işte bir aralıktayız. Burası bir yani. fındık bahçesi. Şimdi şeker beslemesiyle bal olsa bu arkadaşımız buradan çıkıp da Erzincan'a gitmez. Yani şimdi evinin evinde oturur, çeliğiyle çeli, çeli, çocuğuyla, rahat şartlarda. Biz e, normalde işte 3 milyonluk bir konta planı içinde, yana yılanın <laughs> çıyanın içinde arıcılık yapıyoruz. Gerçekten zor şartlarda. Belki... ...herkes ailesiyle şununla bir gidiyor... ...son dönemde belki bazı iyileştirmeler yapıldı işte... ...artık yani güneş paneli kullanıyoruz... ...elektriğimiz var, buzdolabımız var, televizyonumuz var ama... ...bir ev rahatlığı da sonuçta yok yani... ...şimdi gerçekten farklı beslemelerle bal yapılsa... Buradan e, hmm. biz burada bu bahçede oluruz. Beslemeyle balımızı yaptırırız, şey yaparız ama olmuyor yani. Hmm. o nerelere gidiyorsunuz? Tabii tabii tabi, tabi. Tabii nak, nakliyesi var, indirmesi, bindirmesi var. Yani bir sürü sıkıntılarımız var. Yani o zaman biz e, iki işi bir arada da yapmış oluruz. Sonuçta burada fındığımız geldiği zaman bile biz fındığımızı toplamaya gelemiyoruz. Yani farklı bizim mutlaka çiçek nektarının bol olduğu bölgelere gitmemizin sebebi daha fazla üretim yapabilmek. Yani onu biz düşünmemiş olsak, farklı beslemelerle bal olsa o zaman buradan hiç kalkmayız. Bu bahçede de balımızı yatırmış oluruz. Evet doğru söylüyorsunuz. Peki efendim son dönemlerde ara ölümleri özellikle ilaçlamadan dolayı yanlış ilaçlamadan dolayı ya da farklı ilaçlamadan dolayı ara ölümlerinden bahsediliyor. E siz aktif bir arıcısınız, aynı zamanda arıcılar birlik başkanısınız. Ee, var mı böyle bir şey efendim gerçekten? Tabii şimdi zira ilaçlama ile ilgili sıkıntılarımız gerçekten var. Yani şimdi zira ilaçlama başlıca sıkıntımız açıkçası. Bizim şimdi bölgede fındık bahçesi. Ya tarımın da sonuçta bir şeyi bulunmuyor ama şimdi ee burada gerçekten biz il müdürlüklerimize müracaat ediyoruz. Bakanlığımıza müracaat ediyoruz. Gerçekten ilaçlama ilgili belli akşam saatlerinde yapılmalı. Sabah erken saatte yapılmalı. Yani akşam saatlerinde yapılırsa yani toz ilaçlama kalktı ama yani gerçekten diğer ilaç da mesela o ilaçlama yapıldığı zaman da çiçeğin üzerine iniyor. Arada sabah gidip oradan toz alıyor. O tozda da yani doğaya gittiği zaman bile o poleni yemiş olsa o polende bir zehir oluyor sonuçta. Ve arı da zehirleniyor. Yani biz de bu bağlamda bir sürü hizmet arı, arımızı yetiştirmek için gerçekten çok çalışıyoruz ama zira ilaçlamalarla ilgili gerçekten sıkıntılarımız var. Yani bunu bakanlık nezdinde de bizim çalışmalarımız bu alanda devam ediyor üst birlikle beraber. Ya inşallah bunların da üstesinden geliriz. Yani zira ilaçlamanın da doğan sıkıntılar mutlaka şey yapılmalı ya, önüne geçilmeli. Biraz da birlikten bahsedersek 3500 üyeli gerçekten Türkiye'nin önemli birliklerinden bir tanesi. E, ne tip faaliyetler veriliyor e, birlik olarak üyelere bu noktada? E, hangi çalışmalar yapılıyor? Hangi projeler şu an e, yürütülüyor? Şimdi tabii ki bizim arı, e, az önce söyledim, ıslah projemiz devam ediyor. Diğer e, talim müdürlüğümüzde falan işte arı ile ilgili işte e, an, ana arı projelerimiz var. E, işte Polen uzağı, dağıtımız dağıtımımız mutlaka ileriki günlerde olacak. Bak, tarım müdürümüzle ortak çalışıyoruz. Şimdi arıcılarımızda biz her alanda birlik üyelerine işte düşük faizli krediler, süspansiyonlu krediler bankalardan şey yapıyoruz. Bütün arıcılarımızın yaşadığı oturum sıkıntılarıyla ilgili bakanlıkla görüşmeler yapıp yani e, arıcılarımızı önüne çalışıyoruz ve hiçbir arıcımıza sıkıntı yaşatmamaya çalışıyoruz. Son dönemde şekerle ilgili zaten yaptığımız çalışmalar belli. Ya biz aslında e, arıcıyla e, bakanlık arasında bir e, temsilciyiz gerçekten. Ya Biz bu konuda siyasilerimize, bakanlığımıza bütün sorunlarımızı aktarıyoruz. Oradan da çözüm bekliyoruz. Şu ana kadar da aşırı yok böyle bir sıkıntımız olmadı. Son dönemde şekerle ilgili de sıkıntılarımız olmuştu. Onun çözümü noktasında da bir noktaya geldik. İnşallah e, bundan sonra arıcılarımıza yani aynı bu zamana kadar 5 yılda yaptıklarımızı bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir aracımızda da sıkıntı yapmadan yaptırmadan inşallah anımızın akıyla bu görevimiz süremizde tamamlarız diye düşünüyorum. Evet. Ee, birlik olarak üretilen arıların elde toplanması ve bunların gerek yurt içi yurt dışı pazarlanması gibi bir konuda da hizmet veriliyor. Bu anlamda da arıcılık araştırma enstitüsü ile bir çalışma yürütülüyor. Biraz da bu çalışmalardan bahseder misiniz efendim? Şimdi biz 2008 yılında projelendirilen, 2016'da inşaatı biten, 2018'de Balmer paketleme pazarlama olarak başladığımız Arın Balık Peteyin Projesi kapsamında kurulan Balmer tesisini, de, ben ayrıca yönetim kurulu başkanıyım. Biz birlik olarak altı tane il birliğiyle biz bu yola çıkmıştık. Daha sonra işte Ticaret Sanayi Odası, Esnaf Odası 8 e, tane paydaş olarak Bal şirketini kurduk. Bal şirketi kurulduktan sonra gerçekten aslında aracılığın önü açıldı bana göre. Biz 10 sene boyunca ballarımızı aynı fiyata satmıştık ama ondan sonra gerçekten ballarımız 5 katına çıktı. Ha bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Yani ekonomik sıkıntılardan dolayı biz bu sene ben 2022'yi aslında bu bağlamda biraz daha hedef olarak hedef yükseltme olarak görüyorum. Yani gerçekten biz bu zamana kadar İngiltere, Almanya, Hollanda'ya bal gönderdik, bal ihracatı yaptık. Ama bundan sonra bunun daha da artacağını düşünüyorum. Gerçekten Balmer artık e, bir e, dünya markası oldu. Yani e, bizim bal gönderdiğimiz ülkelerde bizim balımız gerçekten el üstünde tutuluyor. Yani bizim e, giderek de talepler artıyor. Hem biz burada şimdi arıcılarımızın e, ballarını ihraç etmek hem de pazarlama noktasında arıcılarımıza destek oluyoruz. Hı. Yani e, tabii ki Balmer'de belki şu ana kadar bizim gönderdiğimiz, 3 yılda gönderdiğimiz bal yani yaklaşık 1000 ton civarında ama bizim amacımız gerçekten orada da üretilen, orada değil Türkiye'de üretilen balın %30'unu yurt dışına göndermek. Balmer'den Balmer'de paketleyip. Yani gerçekten e, ihrac edebilmek. Dünyanın şu anda belki 4-5 tane ülkesine gönderiyoruz ama inşallah bunu dünyanın her tarafına göndereceğiz. Bu yönde bizim çalışmalarımız var. Yani e, ilimizin, ilimiz zaten arıcılık şekli, fındıktan sonra geçimin arıcılıkla sağlıyor. Hani e, amacımız e, ihracatı artırıp insanlara daha fazla kazandırmak ve bu işe de gençlerimizi yönlendirmek. Ee, enstitünün burada olması bir sizin için avantaj mıdır? Bu anlamda... Yeter kadar faydalanabiliyor musunuz? Efendim? Tabii en sütünün burada olması bizim için avantaj. Biz şimdi buraya gelen balları, arama burada bir laboratuvar var. Şimdi bal Tesisini bizler çalıştırıyoruz. Orada aldığımız, getirdiğimiz balları da arıcılık araştırma enstitüsünün elemanları orada laboratuvarda onlar şeyini yapıyorlar. Yani gerçekten aslında güvenilir gıda burada öne çıkıyor. Şimdi biz tabii ki özel şirket olmuş olsak, belki farklı alanda balları belki şey yapabiliriz ama orada arıcılık araştırmanın enstitüsünde laboratuvarında onayı olmayan hiçbir balı da biz e, paketlemesini yapmıyoruz e, geri iade ediyoruz zaten teste bile getirmiyoruz yani biz gidip aracılarımızın e, ballarını yerinden numuneler alıyoruz analize uygun en uygun balları seçici davranıyoruz ve e, en uygun balları getirip paketletiyoruz. Yani onların da e, bakanlığımızın da aslında burada bir şeyi var sonuçta. Bakanlık laboratuvarı olduğu için de gerçekten e, insanlar burada paketlenen balları gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Hı. Gerçekten e, bizim aslında can alıcı tarafımız biraz sıkıntıya giren tarafımız merdiven altı üretimler. Yani gerçekten bizim e, merdiven altı üretimler bizim başlıca sıkıntımız biz e, balın en kalitesini üretiriz doğadan sofraya işte biz o dağlara gitmemiş olsak yani gerçekten o çiçeklerdeki e, çiçeklerin nektarı hiip olup gider ama biz o, o oradaki çiçeklerin nektarını bir sermayeye dönüştürüyoruz ve çoluğumuzun çocuğumuzun geçimini sağlıyoruz yani şimdi e, biz bugün baktığımızda market raflarında 20-25 liraya ballar var. Yani gerçekten bu da bize üzüntü veriyor açıkçası. Bu balların bakanlığımızın aslında bizim bakanlığımızdan destek değil de... ...gerçekten bu bağlamda şu merdiven altı üretimlerin mutlaka önüne geçilmesi bizim en büyük temennimiz. Ha bu e, merdiven altı üretimlerin önüne geçilirse bizim balımız ...gerçekten kalite anlamında ürettiğimiz ballarda sıkıntılarımız yok. Yani insanlar güvenerek yiyecekler, ne aldığını bilecekler, ne yediklerini bilecekler. Ama biz bakıyoruz bugün e, bütün işte kahvaltı mekanlarında, bütün işte her yere gittiğimizde balları görüyoruz. Bu da bize açıkçası gerçekten üzüntü veriyor aslında. Yani mutlaka bunun önüne geçilmesi lazım. Biz bakanlığımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Belki inanın eee merdiven altı üretimden önüne geçilmiş olsa şu anda bakanlığın bize verdiği işte 20 lira desteklemeler var. Biz bu desteklemeleri bile inanın yani vergi olarak verelim ama merdiven altı üretimlerin mutlaka önüne geçilmesi bizim en büyük beklentimiz. Efendim desteklere değinmişken şu an e, aldığınız destekler bir ihtiyacınızı gerçekten karşılıyor mu? Bu verilen destekler güncel bir şey mi? Yani artan bu maliyetler karşısında alınan destekler hakkında da biraz bir şey. Şimdi tabii artan maliyetler karşısında desteklemeler çok da bir şey değil ama biz buna hep can suyu dedik. Yani daha önce desteklemeler bizim kovanlarımızın sayımları 8. ayın 15'lerinde falan 9. ayın sonuna kadar bitiyordu. Zaten artık 12. ayın 7'si ile 2. ayın 7'si arasında sayıldı. Şu anda bizim desteklerler arasında almamız gerekir ve arıcılarımızın itbahar bakımında ufak bir şey de olsa besleme için şurup kek için falan bir ihtiyacını karşılıyordu ama bu desteklemeler de artık yani biraz da Mayıs Mayıs ayına doğru kaydı ya biraz da aslında amacının dışına çıktı da diyebiliriz yani gerçekten e, bu aylarda olmuş olsa gerçekten aracılarımızın daha fazla işine yarıyordu ama ya yeterli mi derseniz az önceki söylediğim gibi biz e, bakanlığımızdan destekten ziyade şu merdiven altı üretimler konusunda destek, destek bekliyoruz yani her, aslında bizim yani her şeyi devletten işte şunu alalım bunu alalım değil de bizim amacımız e, burada yani e, şu merdiven altı üretimler ortadan kalkması evet. ee, şurup pek eklemişken e, sanırım artan şeker fiyatları biraz şu şurup ve kekinde tadını kaçırdı gibi efendim. Bu noktada e, şeker e, temininde sanırsam biraz sıkıntılar yaşanıyor. Yani istenilen miktarda arıcıların ihtiyacı miktarında sanırım bir şeker temini çok yapılamıyor. Bu noktada aksaklık nereden kaynaklı Çözümü noktasında bir adım atabildiniz mi? Şimdi tabii ki yaptığımız görüşmeler var. Bakanlığımızda yaptığımız görüşmeler var. Tabii biz şu anda 10 kilo şeker bizim aslında bahar beslemesi için ihtiyacımızı görüyor. Ama Değil şu mısın? kovan başına 10 kilo. Şimdi yani biz Şubat ayının sonundan itibaren bahar beslemesine başlayıp Mayıs ayına kadar bu beslemeleri yapıp arılarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi aslında bizim Türk şekere yönelmemizin en büyük sebebi özel sektörde şeker 750 bandına çıktı. Devlette 280 arada bir 290 lira bir uçurum oluştu sonuçta. Ondan dolayı biz hep Türk şekere yöneldik aslında. Yani bu şey, bu da bir denge unsuru oluşturulabilse şimdi gerçekten bazı şeyler olabilecek ama Türk şekerde rafları elde tutmak için Tabii ki e, şekeri de çok harcamak istemiyor ama aslında devletin burada yapması gereken biz de sonuçta diyoruz ki onlar kilo bize şeker lazım. Birlikler olarak, bütün birlikler olarak sadece işte e, pastaneciler olarak herkesin bu şeker gıda maddesi sonuçta. Ve bunun mutlaka bulundurulması gerekir ve bulunması da gerekir. Aslında biz de, e, Türk şekerle bizim yaptığımız görüşmede ya biz dedik en hani azından işte özel sektörle e, bir denge olumsuzluğu oluşması lazım. Tamam biz 300, 300 liraya şeker almayalım, diğer taraftan 750 liraya da almayalım. Bunun bir orta noktası bulunsun diye söyledik. Şimdi burada e, özel sektör şey yaptı fiyat yüksek. Biz bakanlığımızdan bu konuda şunu talep ettik Türk şekerden. Yani e, Türk şeker, e, şeker ithal etsin. Biz de ne yapalım? Arıcılarımızdan talepleri alalım. Yani bir haftanın içinde e, bütün talepleri alalım. Ne isteniyorsa bizden işte kovan başına onar kilo bizim talebimiz var. Orada da altı yüz bin kovan var. Altı bin ton şekerin parasını biz Türk şeker hesabına yatıralım. Onlar da şekeri ithal etsinler. Yani biz de arıcımızda e, bahar beslemesi için şekeri tedarik etmiş olalım. Hem burada bakanlığımızın eli güçlenir... Hem hem de bizler güçleniriz. Hani arıcılarımızı da mağdur etmemiş oluruz. Aslında bunların gerçekten olmayacak şeyler değil. Hani bu konuda bakanlık bakanlığa biz bu konuda taleplerimizi ilettik. Bakanlığımızdan şu anda dönüş bekliyoruz. İnşallah da bu olumlu karşılanacağını temennisi içindeyim. Son olarak buradan hem ordudaki arıcılarımıza hem Türkiye'deki arıcılarımıza bir mesajınız var mı efendim? Ben e, buradan 2022 yılının tüm aracılarımıza bol bereketli kazançlı bir yıl olması en büyük temennimiz. Yani gerçekten elimizden gelen gayretle e, önümüzdeki sezon için bizim de çalışmalarımız var. Amacımız ithalatı artırmak, aracılarımızı hiçbir tüccara muhtaç etmeden ürettiği balların tamamını paylaşmak. E, pazarlamak bizim en büyük temennimiz. Ve bal fiyatları da istediğimiz yere yaptığımız çalışmalarla da bu zamanda da getirdik. Bundan sonra da inşallah hiçbir aracımızı mağdur etmeden aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben buradan 2022 yılın tüm aracılarımıza bol bereketle kazançlı olmasını diliyorum. Biz de çok teşekkür ederiz başkanım. Kolaylıklar diliyoruz aracılarımıza. Gerçekten zor zahmet altında çalışıyorlar. İnşallah bereketli olur ürünleri diyorum. Ve istedikleri şekerle ilgili talepleri de bir an önce yerine getirilir inşallah. İnşallah diyoruz ve buradan size tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Cennet Topraklar programı olarak Ordu'daydık. Arıcılar Birlik Başkanımız Akın Bey ile beraberdi. Kendisine de bizi kabul ettiği için çok teşekkür